Ben Kerem Tuncer. 2004 senesinde offshore'la olan hikayemiz başladı. 2007'de offshore'a ilk bir Türk malı bir tekneyle başladık. Ondan sonra 2008 senesinde yurt dışından bir tekne getirdik. O tekneyle ilk Türkiye şampiyonu olduk. Ondan sonra kendi teknelerimizi kendimiz üretmeye karar verdik ve 2008 senesinde Yukayat'ı kurduk. Yukayat ilk başta sadece pleasure katamaran tekneler ve yarış tekneleri üreten bir firmaydı. Ondan sonra 10 senelik bir ciddi bir kendi ürettiğimiz teknelerle dünya şampiyonu olduk. 7 kere dünya şampiyonumuz oldu. Türkiye'de offshore'a çok emek vermiş bir sürü abilerimiz oldu. Onlarla beraber Katar'da, Dubai'de, Norveç'te, Finlandiya'da yarışlar yaptık. Çok büyük başarılar yaşadık orada. Üstüne yaklaşık bir 5 sene bir ara verildi offshore'a maalesef. Ondan sonra Sayın Emre Güner'le beraber Marmara Motorspor Kulübü'nü kurduk. Buradaki amacımız tamamen çocukların olmadığı yerde gelecek olmadığını hissettiğimiz için sadece çocukları ve gelecekteki genç yarışçıları yetiştirmek üzerine kurulmuş zihniyetli bir kulüptür bu. Amacımız bütün çocukları buradaki yarışabilecek, dünyada yarıştırabileceğimiz genç kardeşlerimizi yetiştirmek. Yeni klasmanlar yapılacak. İşte Mini Maran, Formula Future, bizim C3 klasmana yetiştireceğimiz, jet ski için yetiştireceğimiz genç pilotlar. Şu anda Yukayat tabii ki de bu tekneleri üreten bir firma. Sahibi olarak ben hem de kulüp başkanı olarak elimden gelen bütün tekneleri yeni çocuklar için, gençler için üretip yeni klasmanda yarıştırmayı hedefliyoruz. İnşallah birkaç sene içerisinde yaklaşık bir minimum 500-600 tane lisanslı bir sporcu yetiştirmek ve dünyada daha fazla Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek hedefliyoruz. Marmara Motor Spor Kulübü ismini açıklamam gerekirse babam da Marmara Yelken Kulübü'nün kurucu üyesidir. Babam da iyi bir denizciydi, iyi bir yelkenciydi. Onun devamı gibi geldi aslında. İstanbulluyuz tabii ki de. Marmara Denizi çok önemli bir deniz bizim için. Ama bu tabii ki de bütün Türkiye'ye yayılması gereken yelken federasyonlarıyla belki motosiklet federasyonuyla beraber yine çok büyük beraber yol alacağımız, işbirliği yapacağımız kulüpler olacak. İlk yarışları inşallah bu sene Mayıs ayında başlatmayı istiyoruz. Şu an bütün görüşmelerimiz, pilotlarımız, yeni katılacak olan arkadaşlarımız var. Onlara tabii ki de bir eğitim verilecek. Belki çok zor bir dönemde böyle bir şeye giriyoruz ama ben bu sporun Türkiye'de çok daha başarılı olacağını ve hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. İyi bir sporcu olarak iyi bir sporcu yetiştirmek istiyorum ülkeye. Amacımız tekrar söylüyorum işte kendi kulübümüzün altında başta güvenlikleri en önemli olmak üzere iyi yarışçılar yetiştirip bilgilendirip yurt dışında da bizi temsil eden genç sporcular yetiştirmek ilk hedefimiz. Yukayat'tan bahsedersem Yukayat dediğim gibi ilk başta yarış tekneleri imal ederek işe başladı. Ondan sonra yarışlardan sonra pleasure tekneler yapmaya başladık ve üretimimizin %80'ini yurt dışına satan bir firmayız. Tabii ki yarış geçmişimiz ve yarış teknelerindeki tecrübemiz bizim pleasure teknelerimize de yaramış bir tecrübedir yani. O yüzden çok başarılı olduk Türkiye'de pleasure teknelerde. Klasik tekneler ürettik, pleasure katamaranlar ürettik, lobster'lar ürettik. Şu an savunma sanayi ile alakalı yapmak istediğimiz yeni projelerimiz var. Bunların yine %80'i yurt dışı ile alakalı. Bizim zamanımızda Sayın Uğur Işık'ın kurduğu bir organizasyondu bu. Onun da emeği çok büyüktür. Onun desteği tartışılmaz ve hala da bizi destekler. Onunla beraber biz bu işi öğrendik, bu işi geliştirdik. Bütün yatırımlarımızı ve know-how'umuzu dünya çapında hiçbir eksiğimiz olmadan devam ettik. Bütün üretimlerimiz genellikle %80'i karbon kevlar ve vakum infüzyon olarak yapılmaktadır. Ve Yukayat Marmara Motor Spor Kulübü'nün en büyük destekçisidir. Bir şekilde beraber iki şirket ya da kulübü kurum haline getirip büyütmek istiyoruz. Bizim buradaki amacımız sadece tabii denizde değil. Biz motor sporu kulübü olarak biz bütün gençleri nasıl yetiştirebilirsek belki motosiklet federasyonuyla da beraber paralel gidecek bir şey bu tabii. Biz motor sporları festivalleri yapmak istiyoruz aslında. İstanbul çok önemli bir yer. İstanbul çok büyük bir marka aslında. Turizm Bakanlığı'nın da çok büyük destekleri var bu konuda. Amacımız dünyadaki bu organizasyonu yapan İtalya, Norveç, Finlandiya, Amerika, Katar, Dubai, oradaki sporcuları da Türkiye'ye getirip İstanbul'da misafir edip büyük bir organizasyon yapmak istiyoruz. Yaklaşık 2000 sporcudan bahsediyoruz burada. Ve Türkiye'deki şartlar, İstanbul'da Haliç, Boğaz, Kız Kulesi'nin olduğu yer, bunlar çok önemli yerler. Burada bu organizasyonları düzenleme planlarımız var. Class 1, X-CAT, Formula 1, P1 hepsi daha önce de geldiler burada misafirimiz oldular ve çok iyi ağırlandılar. Çok iyi organizasyonlar
organizasyonlar yapıldı Türkiye'de. Tekrar bu organizasyonları faaliyete geçirmek istiyoruz. Yuka son 4 senedir RIP, yani bu şişme bot dediğimiz high performance, çok hızlı karbon Kevlar bot üretmeye başladı. Bu botlarla alakalı da biz tabii çok ciddi bir talep gördük. Çok da iyi gidiyor ve amacımız aslında bu botlarla alakalı belki Yunanistan'la işbirliği, çünkü biliyorsunuz Yunanistan'da da çok büyük bot üreticileri var. Biz onlarla beraber bir ortak bir yarışla düzenlemek istiyoruz. Bu komple Ege'de geçecek bir yarış. Biz poker run olarak bunu söyleriz. Ama bu hem iki ülkenin bir işbirliği olarak hem de dostane bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. Muhtemelen bu yaz bu organizasyonun da ilk temellerini atmış olacağız. Bu yarışlar Çeşme'den başlayıp Göce'ye kadar sürebilecek olan açık deniz offshore yarışları olacak. Böyle bir şeye vesile olmak da bizim Marmara Motorspor Kulübü olarak bizim için çok gurur verici bir şey olacağına inanıyorum.